Çok iyi kitap okuyan bir kişiyim. Az önce e, siz demiştiniz ne kadar kitap okuyorsunuz. Ben gerçekten Yok, ne kitap kadar okuyorum. Okumak e, lazım e, dedim. Ve okumak dünyayı lazım. Dünyayı insanlar değil kitaplar yönetir bunu biliyorum. Ne kadar çok kitap okursanız o kadar çok ufkunuz açılır. Toparlayalım peki. Nasıl? Tamamlayalım, toparlayalım He. yani. Dediğim gibi biz e, 2023'te ben bu ülkenin cumhurbaşkanı adayım... ve ilk geldiğimizde değiştireceğimiz tek şey eğitim sisteminde devrim yapacağız. Sınav sistemini kökten kaldıracağız. Çünkü az önce arada size anlattım sınav sistemiyle ilgili e, neler yaşandığını. Sınav sistemiyle insanlara aslında bir şey öğretmiyoruz. Onlara başkalarının hakkını gasp etmeyi öğreniyor sınav sisteminde. Hatta sınav sistemini çıkartan kişi dahil. Yani herkesi üniversiteye sınavsız mı alacaksınız? Evet. Ne yapacaksınız? Kesinlikle. Peki Ama sonra ne olacak? Şöyle. şöyle Herkes üniversite mezunu ne olacak? Baştan dinlemeniz gerekiyor. Ara eleman ihtiyacını nasıl bir... karşılayacağız vesaire. Uzun konular tabii pek. Tabii, tabii, uzun konular Hı. şöyle Selim. Merak edenler için Adalet İrfan Uzun diye YouTube'a girdiğinizde eğitim sistemimizi anaokulundan üniversiteye kadar ne yapmamız gerektiği birebir açıklayıcı şekilde var. Bir iki dakika bir de bir daha süre vereyim. Anladım. Şu soruyu da sorayım sonra hemen Tabii diğer konumuza devam edelim. Gençliğe ne vaat ediyor İrfan Uzun? Dediğim gibi gençliğe eğitim sistemini kökten değiştirmeyi vaat ediyor. Tamam Neden? üniversite mezunu oldum ama iş yok. Şimdi şöyle üniversite mezunu bizim eğitim Eğer, sisteminde mezun olduğunuzda zaten işiniz olacak. Benim anlatmak istediğim bu. Nasıl yani Biz anaokulundan aldığımızda ilk başta... İstihdamı nasıl arttıracağız? İki dakika varsa iki dakika küçük anlatayım size. Peki. Ee, i̇lk başta biz şöyle bir eğitim sistemine girdik. Dedik ki anaokulunda çocuklar hiçbir şey öğretmeyelim. Oyun çocuğudur bunlar. Oyun oynasınlar. Oyun oynarken de hani böyle hem de bu arada bir dil öğrensin. Konu konuya çıkıyor. Kreşi destekliyor musunuz? Nasıl? kreş anaokulunu destekliyor musunuz? E, anaokulu olmak zorunda çünkü benim çocuğum da anaokulunda. küçük yaşlarda oluyor. sürekli kreşe yönlendiriyoruz ya çocukları. Bu doğru mu size göre? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şimdi çalışan aile için mecbursun. Ona kurtuluşun yok. Ama Peki, kreşe itirazınız yok anladım. Kreşe çünkü çalışan bir aile var. ailede şu an Türkiye'de kadın ve erkek çalışıyor. Mecburen çocuğu bir yere bırakması lazım. Artık eskisi değil. Büyükler çocuklara bakmıyor. Çünkü birebir bu sorunları anlatırken ben için için... Ev hanımına maaş verelim çocuğuna baksın. Çok mantıklı olabilir. Yani niye kreş destekleme olarak para veriyorum da annenin Güzel bir annenin proje. Bak vermeye. bunu projemize alabiliriz. Mantıklı. Yani. çünkü Anneannelere babaannelere veriliyor zaten başladı. Tabii tabii anneannelere dedelere <laughs> bunlara veriliyor doğru söylüyorsunuz. Ve ikinci sınıfa geldiğinde biz onlara hiçbir şekilde gene eğitim vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni gezdirttireceğiz. Hatta bir tanesi bana dedi ki bütçeyi nereden bulacaksınız dedim ki yerel yönetimler ne güne duruyor. Nasıl gezecekler? Biz bunları işte fabrikalara getireceğiz. Açılan fabrikalara, kapanan fabrikalara. Bu niye biraz Japon usulü mü? Nasıl? Japonlar böyle yapıyor herhalde. Finlandiyalılar böyle yapıyor. Tamam. Ben bir bütün dünyadaki. dünyadaki eğitim sistemlerini araştırdım. Hepsini harmanladım. Şu an 2023'te Türk modeli olarak dünya üzerine çıktığında. Peki, Finlandiya ilk... eğitimde kaçıncı sırada? Finlandiya eğitimde birinci sırada şu an. Peki. Şöyle söyleyeyim. E, mesela ben bunu Milliyetin Bakanlığı'na yazdım, yolladım. Dedim ki bakın biz 2023'te geldiğimizde bunları yapacağız. Bunları lütfen siz öncelikle yapın. Çünkü bizim için seçim yapıldıktan sonra hangi parti yönettiğinin hiçbir anlamı yoktur. Toparlayın. Ben o